Evet efendim, yayınımıza bir bağlantıyla devam edelim demiştik. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş tekrar aramızda. Sayın Savaş, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben hemen başlamak istiyorum müsaadenizle. Mevcut yönetimden bahsediyordum az önce de. Mevcut yönetim 3 dönemdir Aydın'ı yönetiyor. Tabii 15 ki. Senelik bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte Aydın'ın sorunları çözülebildi mi diye merak ediyoruz. Ve şehrin hangi sorunları var sizden dinleyelim lütfen. Evet, CHP'li belediye yönetimi uzun zamandan beri şehrimizi yönetiyor. Ama hiçbir sorunu bugüne kadar çözemedi. Çözmek için de hiçbir çaba bugüne kadar da kendisinden, belediye yönetiminden göremedik. Yüzlerce milyonluk reklam bütçesini yöneterek kendi algısını şehrimizde kaynakları çarçur etmede kullanmakta. Aydın'ımız her geçen gün gücünü kaybediyor. Komşu şehirlerimizde aramızdaki fark her geçen gün açılıyor. Turizmde, tarımda, sanayide, ulaşımda birçok avantajımız olmasına rağmen bunu kaybetmeye başladık. Bu yerel yönetimin, bu vizyonsuz yönetiminden dolayı. Aydın'da çöplerimiz vahşi bir şekilde depolanıyor. Ve doğa ve çevre katliamı yapılmakta. Türkiye'nin en pahalı suyunu halkımız içiyor. Şehrimizde su sorunu yaşanıyor. İçme suyu özellikle turizm bölgesinde, Kuşadası ve Didim'de içme suyu problemleri yaşanmakta ve yazın bu çöplerin vahşi bir şekilde depolanması, kanalizasyon sorunlarının bulunması, ulaşım, altyapı problemlerinin bulunması ve arıtma tesislerinin ekonomik ömrünü tamamlamış olmasından dolayı birçok ilçemizde arıtma tesislerinin bulunmamasından dolayı vatandaşlarımızla sohbetlerimizde, çarşıda, pazarda dolaşmamızda, yazın balkonlarda, bahçelerde, evimizde oturamıyoruz, sivrisinekten dolayı oturamıyoruz şeklinde şikayetler duyuyoruz çok yoğun bir şekilde. Yani şehrimizde temel altyapı problemleri maalesef çözülmüş değil ve her geçen gün bu kronik sorunlar artarak devam ediyor. Trafik başlı başına bir problem. Ulaşım başlı başına bir problem. Ulaşım master planı hala şehrimizde uygulanmıyor. Yani problemler her geçen gün artarak devam ediyor ve bu belediye vizyonsuz belediyecilik yönetimiyle şehrimiz gücünü kaybediyor. Rekabet avantajını kaybediyor. Yanımızdaki komşularımız, komşu vilayetlerimiz her an anlamda, tarımda, sanayide, turizmde, yerel yönetim anlamında çok önemli hamleler yaparken biz yerel yönetim anlamında maalesef yerimize sayıyoruz. Evet. Sayın Ve Savaş. Özellikle otopark şehrimizde, her ilçemizde, birçok ilçemizde problem haline gelmeye başladı. Sizle yayına başlamadan önce ben araştırdım uzun bir süre. Aydın Çin'e doğumlusunuz. Sonrasında İzmir'de lise eğitiminizi tamamlıyorsunuz, Atatürk Lisesi'nde. Bir şey şüphesiz en iyi tanıyan orada doğup büyüyenlerdir, öyle değil mi? Evet. Peki az önce bahsettiğiniz sorunlar hakkında siz nasıl çözüm üreteceksiniz? Evet. Tabii biz hemen yönetime geldiğimizde, iş başına geldiğimizde bizim çözüm önerilerimiz, planlarımız, projelerimiz hazır zaten. İlk fırsatta şehrimizin bu kronik hale gelmiş olan problemleri çözmek adına projelerimiz var. Ulaşım konusunda hemen trafiği nefes aldırmak adına yapacağımız işler var. Özellikle Nazilli'de köprülü kavşak yapacağız. Aydın'ın merkezinde köprülü kavşaklar yapacağız. Özellikle Kuşadası'nda ve Söke'de Novada kavşağında köprülü kavşaklar yaparak trafiğimizi rahatlatacağız. Biraz önce söylediğimiz Türkiye'nin en pahalı suyunu Aydın kullanıyor. Bakın 2022 ayında 1 metreküp suyun fiyatı 6 TL iken bugün 2024 Ocak ayında %550 zamla 38 TL çıkardı. Yani halkımıza içtiği suyu mevcut yönetim resmen zehir etmiş durumda. Yani ilk meclis toplantısında su faturalarını vatandaşlarımızın ödemiş olduğu su faturalarını %50 indirim yapacağız. Ve 5 yıl boyunca da zam yapmayacağız. Yani asla fiyat artışı yapmayacağız. Diğer taraftan ulaşım konusunda da biraz önce söylediğim gibi
kayda değer bir yatırım yapılmadığı için ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşıyoruz. Evet. Yani şehrin ortasından geçen yolda hızlı şekilde dinamik kavşaklar yapacağımızı biraz önce de söyledim. Yine Twitter hesabınızdan paylaşmıştınız siz o görüntüleri. Seçim çalışmaları kapsamında ilçe ilçe geziyorsunuz. En son İncirliova'da bir esnaf size su faturasını göstermişti, öyle değil mi? 12 ton evet. su 450 lira diye varyansında bulunmuştu. Evet, evet, evet. Her gittiğimiz yerde, Nehir Hanım, her gittiğimiz yerde vatandaşımız su faturalarını gösteriyor. Ve şunu söylüyor, artık evimize gelen su faturaları elektrik faturasını geçti. Yani 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik ailelerin elektrik fatura, su faturaları büyük bir yük olmaya başladı. Biz de buna çözüm olarak biraz önce söylediğim gibi %50 indirim yapacağız ve 5 yıl boyunca da zam yapmayacağız. Diğer taraftan çöpler vahşi bir şekilde depolanıyor. Hı hı. Katı atık bertaraf tesisleri kurulması gerekiyor. Yani bakın her gün Nazilli ilçemizden Efeler ilçesine çöpler 10 yıldan beri tırlarla elimize geliyor. Aydın, Efeler ilçesine geliyor. Yani kaynak israfı, kaynakların çarçur edilmesi 15 yıldan bu yana bu belediyecilik yönetiminde bir iş haline gelmiş durumda. Biz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanacağız. Biraz da müsaadenizle emeklilerden bahsetmek istiyorum. Ben ve Cumhurbaşkanı... kanalizasyon konusunda da... Buyurun lütfen. Evet, kanalizasyon konusunda da büyük eksikler var, yetersizlikler var. Birçok ilçemizde arıtma tesisleri yok. Yermencik ve İncirlova'da arıtma tesisi yok. Bunlar doğaya bırakılmakta ve Menderes Nehri'ne bırakılmakta ve doğa katliamı, çevre katliamı ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğa katliamı yapılmaktadır. Bunun sorumlusu mevcut belediye başkanıdır. Biraz da müsaadenizle emeklilerden bahsetmek istiyorum ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiğiniz gibi 2024 için emekliler yılı olacak demişti. Evet. Ve o yönde de önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Hatta biz de bugün bültenimizde evet. emekli kart uygulamasından bahsettik. Peki sizin Aydın'da yaşayan emekliler için projeleriniz neler? Dinlemek isteriz. Tabii biz mevcut kronik sorunları halledeceğimiz gibi altyapı, üst yapı problemleri, geçmişten gelen sorunları halledeceğimiz gibi aynı zamanda bizim geçmişten gelen bir geleneğimiz var. Biz sosyal belediyecilikte önemli işler yapmış bir geçmişimiz var. Ve biz bu sosyal belediyecilik işlerimizi daha da büyüterek mevcut şu anda belediyenin vermiş olduğu hizmetleri daha da büyüteceğiz. Aybayı daha da büyüteceğiz. Personel desteği vereceğiz. Evde bakım hizmetlerini yapacağız. İhtiyacı olan vatandaşlarımız bu anlamda destek vereceğiz. Diğer taraftan tabii şu anda biz önümüzdeki dönem emeklilerimize destek vermek adına her ay 5000 lira vereceğiz. Ve bunu bu kartla bunu sağlayacağız. Emeklimize vereceğimiz kartla ve emeklimiz su faturasını, elektrik faturasını, doğalgaz faturasını ve çarşıda, pazarda dilediği esnaftan alışveriş yapabilme imkanı sağlayacağız. Her ay 5000 lira emeklilerimize katkı sağlayacağız. Ve bunu da hemen yapacağız. Nisan ayından itibaren hemen yapacağız. Ve buradan sizin ekranlarınız aracılığıyla Aydınlı hemşehrilerimize, emekli hemşehrilerimize, evet, evet, yönetime geldiğimiz hemen ertesinde sosyal belediyecilik açısından bu bir devrim niteliğindedir. Ve biz bunu da Aydın'a gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizin ekranlarınız aracılığıyla ilk defa bunu buradan duyuyorum. Hayırlı olur umarım. Şimdi bir başka konuya da değinelim. En büyük gerçeğimiz deprem. Bu seçim döneminde en çok konuşulan başlıklardan biri de deprem Sayın Savaş. Bildiğiniz gibi olası evet. İstanbul depremi üzerinden konuşuyoruz genellikle. Adaylar İstanbul evet, için evet, dönüşüm evet. çalışmalarını aktarıyor. Ancak deprem sadece İstanbul'un gerçeği değil. Sizin de bildiğiniz üzere Aydın deprem riski taşıyan illerimizden biri. Nedir Aydın için hazırlıklarınız evet. bu konuda? Evet.
Nihir Hanım, maalesef mevcut yönetim deprem konusunda hiçbir çalışma yapmıyor. Ve uzmanlar şehrimize her an bir deprem olabileceğini söylemesine rağmen ve birinci derece deprem bölgesi olmasına rağmen büyük bir tehditle karşı karşıya olmamıza rağmen ne yazık ki mevcut yönetim bunu görmezden geliyor ve kulaklarının üstüne yatıyor. Kendi evleri güvende herhalde diyorum. Ben halkı umursamaz bir şekilde bu konuda hiçbir çalışma yok. 2014 yılında kentsel dönüşümle ilgili bir birim oluşturmasına rağmen bu konuda bir tane bir çalışması, kentsel dönüşümle ilgili bir tane örneği yok. Ve biz hemen yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren mevcut yapı stoğunu gözden geçireceğiz. Ve bu mevcut deprem riski oluşturan o yapılarla birlikte kentsel dönüşümü başlatacağız. Diğer taraftan ilk hamlede, ilk etapta 10 bin konut, sosyal konut yapacağız. Bunun sözünü verdik ve yoğun bir şekilde buraya talep gelmesiyle birlikte çok yoğun bir talep geldi. Ve bu sosyal konut sayısını iki katına çıkardık. Ve 20 bin sosyal konut yapacağız Aydın'ımıza. Kira öder gibi vatandaşlarımız da bunları ev sahibi yapacağız. Ve vatandaşlarımız kira öder gibi taksitleri ödeyerek ev sahibi olacak. Bu büyük bir projemiz. Sosyal anlamda sosyal projeyi imza atacağız önümüzdeki dönem. Sayın Savaş. Tabii burada parkları, yeşil alanları, sosyal donatıları, çocuk bahçeleri olacak. 31 Mart seçimlerinde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy verecek. Bu çok önemli bir rakam. Z kuşağına nasıl seslenir peki Mustafa Savaş? Aynı zamanda evet, Aydın evet, Adnan evet, Menderes evet. Üniversitesi de ilinizde bulunuyor. Oradaki gençlere nasıl seslenirsiniz? Evet. Evet, tabii mevcut belediye başkanı kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmadığı gibi reklam harcamalarıyla, algı yönetimiyle kentini değil, kendinin tanıtımını yapmakta. Tabii biz özellikle öğrencilerimize bu reklam harcamalarını artık önümüzdeki dönem billboardlarda, reklam tabelalarında Mustafa Savaş'ın ismini ve resmini bizim hemşerilerimiz göremeyecek. Sadece yapacağımız hizmetleri, yatırımları buradan ilan edeceğiz. Ve bu kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmayan kaynakları öğrencilerimize burs olarak aktaracağız. Bakın Büyükşehir Belediye Yönetimi reklam harcamaları olarak halkın parasını kendi reklamlarına harcamakta ve 500 milyon kaynak buraya aktarmakta. Biz bu kaynakları öğrencilerimize aktaracağız. Diğer taraftan tabii biraz önce söylediğim mevcut kronik sorunları çözdüğümüz gibi ulaşım, altyapı, otopark, efendim kanalizasyon, içme suyu problemlerini çözdüğümüz gibi ilimizin üretim kapasitesi, istihdam kapasitesi ve ihracat kapasitesini artırabilmek adına yatırımcı dostu zihniyetle ilimize yatırımcılar çekeceğiz. Bu şekilde bizim üniversitede okuyup mezun olan kardeşlerimize de burada istihdam imkanı oluşturacağız. Ve burada okuyup da şehrine dönmek isteyen, dönen kardeşlerimiz, öğrencilerimizin de ilimizin bir referans kaynağı olarak bu şehirde yaşanır, bu şehir örnek bir şehir, üniversite şehri diye bunları söylemelerini sağlayacağız. Diğer taraftan üniversitemizle birlikte teknoparkın gelişmesi, üniversite sanayi işbirliğine katkı sağlamak, şehrin dinamiklerini hayata geçirmek, ticaret odası, sanayi odası, üniversite, belediye o alanları eş güdümle birlikte çalıştırarak ilimizin büyümesi, gelişmesi anlamında istihdam oluşturması adına da önemli çalışmalarımız olacak önümüzdeki dönem. İşsizlik sorunu. Diğer taraftan tabii çiftçilerimizle ilgili onların ürettikleri, ürettiğini değer... Evet, işsizlik sorunu ilimizde olmayacak önümüzdeki dönem. 7 tane organize sanayi bölgemiz var ilimizde. Bu organize sanayi bölgelerimizi genişletme çalışmalarımız olduğu gibi
yeni organize sanayi bölgeleri de açacağız. Özellikle Çin'e de hayvancılık organize sanayi bölgesi. Biliyorsunuz ilimiz bir tarım kenti, bir turizm kenti, bir jeotermal bir kent. Ama bugüne kadar jeotermal kaynakların toprakla buluşması konusunda biraz geç kaldık. Ve yeni başlattığımız organize serap bölgesiyle birlikte orada 800 dönümlük bir alanda serada artık üretim başladı. Ve ben iddia ediyorum ki o bereketli topraklarımızda önümüzdeki dönem Germencik'ten Buarkent'e kadar bir sera üssü olacak ve Türkiye'nin gıda ambarı olmaya aday bir ilimiz. Ve biz tarım üreticilerimize de çiftçilerimize de çok önemli her alanda destekler vereceğiz. Ve bunlarla ilgili fide, tohum desteği, efendim yem, ilaçlama, işçi destekleri vereceğiz önümüzdeki dönem. Biraz da turizmden bahsedelim mi Sayın Savaş? Ve, lütfen buyurun. Ve bu ilimiz, tabii ki ilimiz aynı zamanda. İlimiz aynı zamanda bir turizm kenti. Ama bugüne kadar ilimizle ilgili bir turizm master planı, bütüncül bir planlama bugüne kadar yapılmadı, yapılmamış. Tabii mevcut altyapı problemlerinden dolayı ilimize gelen turistlerin şehrimizde dolaştırabilmek, bunların şehirde dolaşmak ve paydaşlarımızdan, özellikle esnafımız, taksici esnafımızdan alışveriş yaparak ilçe ve il ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlamak adına yerel yönetimin bu konuda ihmalkarlığı var. Özellikle Kuşadası'nda ve Didim'de hala içme suyu problemleri var. Ulaşım problemi var. Altyapı problemleri var. Yazın kanalizasyonu patlayan bir Kuşadası görüntüleri var. Biz önümüzdeki dönem her geçen yıl rekorlar kıran ülkemizin turizm gelirlerinden ve turist sayısından daha fazla pay almak istiyoruz. Hedefimiz bu. Ve biz ilk hemen geldim ve bir de özellikle termal alandaki bu avantajımızı sağlık turizminde kullanmak istiyoruz. Diğer taraftan Didim'de Kruvaziyer limanını hemen yapacağız. Yüksek gelirli yabancı turistleri de buraya çekmek istiyoruz. Ve bizim Didim'in dünya şehri olması, Kuşadası'nın bir dünya şehri olması adına bunları yapacağız. Diğer taraftan biz ilimiz bir antik şehirler, medeniyetler şehri ve bu anlamda gece müzeciliğini de başlattık. Turizm Bakanımız geldi. Bununla ilgili olarak da çalışmalarımız önümüzdeki dönem artarak devam edecek. Bir başka soruma geçmek istiyorum müsaadenizle. Turizmden bahsettik. Seçim çalışmalarını konuşurken kadınlara değinmeden olmaz diye düşünüyorum. Artık kadınlar hayatın her alanında görev alıyorlar. Kadınlara yönelik hangi projeleriniz var? Evet, tabii bizim belediyecilik hizmetlerimizde kadınlarımızın önceliği olacak. Pozitif ayrım yapacağız. Bizim belediyecilikte kadınlar konusunda ayrımcılık yapacağız. Önümüze gelen projelerde tabii eşit seviyede olsa bile kadınlarımızın projelerine öncelik vereceğiz. Özellikle üretime katılan tüm kadınlarımıza destek olacağız. Çalışan kadınlarımızın için özellikle çalışma hayatına katılabilmesi adına, daha rahat bir şekilde katılabilmesi adına özellikle 7 tane organize sanayi bölgemizde kreşler açacağız. Ve kadınlarımızın üretime katılması adına bu çok önemli bir proje. Ve tabii bunun dışında ilçelerimizde kreşler yapacağız. Ve bunlara da ücretsiz bir şekilde yapacağız. Diğer taraftan kadınlarımızı sağlık taramasından geçireceğiz. Bakım ve sağlık tedavilerini organize edeceğiz. Doktor ve hemşireler kadınlarımızın ayaklarına getireceğiz. Kadınlarımızın evde iş kurabilmeleri için eğitim ve finansman desteği vereceğiz. Diğer taraftan özellikle kendilerinin geleneksel anlamda ürettikleri ürünleri de her anlamda destek vererek onların pazarlama imkanlarını arttıracağız ve bunları sunacağız. Online desteklerle, dijital mecralarda bunları sunacağız. Diğer taraftan Aydın Anne Kart ile 0-4 yaş arası çocuklu annelere ulaşımı da ücretsiz yapacağız.
eğitim sürecini tamamlamış genç kadınlarımıza da üretime katılmaları için de e-ticaret, dijital pazarlama, üretim finansman konusunda da onların yanında olacağız. Peki Sayın Mustafa Savaş, çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için, detaylar için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, Cumhur İttifakı adayı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş'la Aydın'ı konuştuk. Haber bültenimiz kaldığı yerden devam ediyor.